Tabii ki şimdi haftanın ortası, çarşambaya geldik. Kocanın eli maalesef biraz kıt. 5-5 gidiyor. Bilmiyorum. Ama... Yani nasıl olacak bu iş? Ne pişirecek bize? Ne olacak da ona yüksek puanlar verecekler? Çok merak ediyorum. Elim lezzetli zorlar. Ha, benim yemeklerimi beğeneceksin. O zaman say bana yemeklerini Ali Fuatçım. Bir çorba, paça çorbası. Bir numara. Tavuklu paça çorbası. Tavuklu paça çorbası. Evet. Oo güzel, güzel. Yalancı kelle paça gibi diyor. Aynen öyle. Evet. Olur. Güzel. Sarımsaklı falan böyle. Oo sirkeli mi? Sirke al ha. Sirke koymuyorum. Su mu koyacağım? Yiyen oluyor. Yiyen sen masaya oluyor. Getir de yiyen olabilir. Yiyen olabilir. Tamam. Sirkeli yiyen olabilir. Yiyor. İçen olabilir sirkeli. Evet sonra? Korkutu sarması. Bizim Karadeniz'in. Aa bilirim. Korkutu sarma. Sarması. Evet. Sarması. Etlidir böyle. Oo güzel. Bunlar yapacağım. Süper süper. Güveçte çay eli kuru fasulyesi etli yapacağım. Kuru fasulye. Evet. Etli. Evet. Güveçte. Oy hey maşallah. Bu hafta çok zorlu menüler. Yanında pirinç pilavı. Oo! Oo! Salata? Salata. Yani göbek, havuç, kırmızı lahana. Bir içerini bilmemişsem. Sen bana ne dediyse onu görmek istiyorum. Yeşillik salatası. Yeşillik salatası. Aldı oradan sufleyi. Evet. Hı-hı. Ve tatlı. Tatlı. Bir yine sütlaç. Karadeniz'imin. Bir sütlaç herhalde. Yok sütlaç değil. Nedir? Laz böreği. Aa güzel güzel. Güzel. Yani bilmiyorum artık yani. Güzel bakacağız. Yaparsa çok İlk güzel. İlk defa yapacağım. Ne? İlk defa yapacağım. El açması mı yapacaksın? Zuhal Hanım zaman kısıtlı olduğu için... Açma değil, hazır yufkadan yapacağım onu. Yetişmez çünkü. Ama bir yarım saatinde doğru, olsaydı... Doğru yemeklerin ağır çünkü. Kuru evet, fasulye pilavı sarma yetiştir. Var. Tabii sarma var, tabii doğru. Peki, o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. İşin zor. Allah kolaylık evet, versin. Markete doğru. Bay bay. Doğru. Hadi görüşürüz. O zaman ben kaçıyorum. Hadi kaç. Tulumu da al. Tulumba dedim girer girmez. Tulumba ne? Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle sen de. Bence menü herkesin damak zevkine hitap etmeyen bir menü olmuş. Tavuk paça çorbası çünkü yalancı paça çorba diyorsan ona sarımsaklı olması lazım. Sarımsak herkes yemez. Belki benim alerjim var. Bu menüyü bence Ali Fuat Bey 2,5 saatte tamamlar. O da niye ona 2,5 saat veriyorum? Kuru fasulyeyi pişirmesi biraz zaman alacak. Laz böreğini elde açacak. Muhallebisini yapacak. 2,5 saate inşallah sığdırır. Laz böreğini acaba Ali Fuat Bey evde mi açacak? Evde açarsa biraz zahmetli olabilir. Ama menüsü çok hafif. Bence 1-1,5 saatte bitecek bir menü. Üzerine kahvesini içer, mutfağını toplar. Hazır mısın uşağım? Hazırım. Gürbüz. Market yakın mı? 10 dakikalık falan. Ne? 10 dakika mı? Koşarsak yetişiriz Gürbüz. O zaman koş Ali Fuat, koş. Evet, markete geldik Gürbüz. Bakalım, öncelikle ekmeğimizi alalım. Ekmek de alıyorsun ama yemiyorlar. Ekmek de yemiyorlar ama nafile alıyoruz, fuzuli masraf. Ama sen de ekmek yemiyorsun. Ekmek ben de yemiyorum. Ekmek de kuru fasulyeye bandırılıp yenmez mi? Çay eli usulü yapacağım onu var ya. Hadi o zaman devam edelim. Evet neyimiz vardı? Sütümüz vardı. Bir de sütümüzü alalım. Ali Fuat, kuru fasulyenin davet yemeğinde ne işi var derler mi? Vallahi çay eli usulü olduğu için yöresel bir insanım ben. Karadeniz'de olduğum için yöremin yemeğini yapmak istedim. Peki çay eli kuru fasulyesinin ne farkı var? Yoğurt da almam lazım. Çay eli kuru fasulyesinin ne farkı var? Etli olması ve güveçli olması. Çay eli fasulyesi mi kullanacaksın yoksa İspir mi? Şimdi meşhur İspir fasulyesini biz kullanırız. Çay eline Erzurum yakın olduğu için. Burada meşhur İspir fasulyesi var mı? Özel getirttim. Hadi o zaman alışverişe devam edelim. Başka neler aldın? Yoğurt aldım, tereyağı aldım, süt aldım. Buradan tavuğumun siparişini vereyim. Kardeşim kolay gelsin. 3 parça yarım göğüs istiyorum ben. 3 parça olacak. Nerede kullanacaksın? Çorbada kullanacağım bunu. Tavuk paça çorbası. Yalancı işkembe. Yalancı işkembe mi? Neden gerçeğini yapmadın demesinler. İşkembeyi ben sevmiyorum. Yani benim gibi olurlar diye ben de şey yapmadım. Yapmak istemedim. Başka ne alıyoruz? Bir de ayrıca antrikot istiyorum 600 gram. Antrikotu nerede kullanacaksın? Kuru fasulye ve korkotu sarmamda kullanacağım. Nedir bu ya? Esnaf lokantasında mıyız? Kuru fasulye nedir? Hem kuru fasulyeyi bir gün önceden ıslamak gerekmez mi? Islayamazlar. 2,5 saate nasıl sığdıracak bunu? Özel siparişim nerede Ersat? İşte özel siparişler de geliyor. Özel siparişleri çok merak ediyorum. İçinde neler var? Böyle koyabiliyorum. Hemen içindekilere bakalım. Meşhur İspir fasulyesine bakabilir miyim? Bunun özelliği bunda ayrı bir lezzet var. Farklılık var. Bu da dediğim meşhur korkotu. Mısır yarması mı? Mısır yarması. Biz buna korkotu deriz. Biliyorum Ali Fuat. Ben de Rizeliyim. Tamam sen hemşerimsin Cürbüz ya. Lahanamızı da gösterir misin? Bunun kokusuna bir bak da.
İşte gerçek lahana bu. Bu menüde bir tek beni cezbeden korkutu sarması, o beni cezbeder. Laz böreğini güzel yaparsa cezbedebilir. Onun dışında beni cezbedecek hiçbir şey yok. Tavuklar hazır. Sen şeyi de ayarla. Ben o sırada alışveriş yapayım, dönüşte alayım senden. Kayınvalidenle aran nasıl? Ya i̇yi. Yani kötü bir kadın değil. İyi anlaşıyoruz yani. Seviyorum kayınvalidemi. Niye öyle ağzın gözün bir tuhaf oldu ben sana sorduğumda kayınvaliden nerede? Yok iyi anlaşıyoruz ya. Zuhal Hanım şimdi kameraların karşısında izleyecekler. Kameraları kapatın. Biz kendi aramızda. Kapattınız mı? Evet kapattılar. Kapattılar. Ne yapıyorlar bu kayınvalide damarı? Yani azıcık. Ucundan. Ne mesela oğlu çok düşkünmüş. O her gün annesine çıkıyor mu yukarı? Çıkıyor. Oo anneciğim. Evet. Annesi geliyor mu her gün? Geliyor. Aa! Ama yani müsait misin? İki tane çocuğun var. Senin de işin gücün kendi şeyin. Gelsin yaşlı ya. Üzmek istemiyorum. Kaç yaşında? 60 yaşına yakın. 50. Yaşlı mı? Kız 60 yaşında kadın niye yaşlı olsun? Olsun yine de. Allah Allah. Kırmak istemiyorum. Kırma zaten. Tabii hürmeten o ayrı da yani. Her gün her gün de hiç şey yapmıyor musun? Hani insan müsait olmaz. Ev halidir belli olmaz. Senin annen geliyor mu her gün? Yok her gün gelmiyor. Sen gidiyor musun? Gidiyorum ben. Ne? Evden kaçıyorum. Nasıl evden kaçıp mı? Annene mi kaçıyorsun? Hayır bazen çok bunalıyorum ya yakında olduğu için çocuğu alıp kaçıyorum gidiyorum yani. Ben alacağımı aldım hadi gidelim mutfağa kahve için. Gel gel yazık kıyamam. Her zaman eşimle beraber yaparım alışveriş. Herkes buraya gelebilir mi lütfen? Bakın yarışmacımız alışverişe temizliğe yardım ediyor hatta cam bile siliyor. Siz olsanız yapar mısınız? Bütün erkekler eşlerine yardım etmeli. Yapmalı mı? Kesinlikle. Camda silmeli mi? Tabii ki. Her işte yardımcı olmalı. Elinden gelen bütün işleri yapmalı bence. Kadınların dilinden kurtulmak için onu yapıyor zaten. Yoksa sen karının dilinden kurtulmak için mi yapıyorsun? Yani. Yok ben eşimi değer verdiğim için yapıyorum. Doğru cevap buydu. Gönülleri de fethediyor. Alışverişe devam edelim mi? Bence de etsen iyi olur. Çünkü son 16 dakika. Evet gürbüz. Salçamı da alayım. Domates salçası. Sırada ne var? Sırada yumurtam var. Ete bakayım, ete. Etim hazır mı Etun? Sağ olasın. Son 12 dakika. Yalnız bu etler çok büyük değil mi? Sarma da öyle olur. Korkut sarmasına büyük. Et dişe gelecek daha. Yarışmaya bence hiç uygun değil kuru fasulye pilav. Ali Fuat Bey'in seçimi çok yanlış. Çıksam kaç kişiye sorarsam 95'i kuru fasulye pilav diyecek bana. Yani hep yediğimiz şeyler. Keşke farklı şeylere gitseydi Ali Fuat Bey. Ali Fuat Bey bence yarışma ruhundan hiç haberdar değil. Sırada ne var? Sırada bakıyorum. Şekerim var. Toz şeker. Aman Allah'ım. Bak orada işte. Ama o çok büyük. Bir kilo yeter. Onlar da burada. Bir kilo şeker yok burada. Eyvah! Nerede kiloluk şekerler? Şeker neredeydi? Şeker. Toz şeker. Yarışmacımız Laz böreğinde kullanacağı şekeri arıyor. Evet şekeri de aldım. Pirinç var. Ha, içeceklerim de burada. Hazır. Ne alsam bir tane vişne suyu alayım. Bir de karışık alsam. Karışık alayım. İki tane yeterli. Sırada pirincim var. Baldo pirinç almam lazım. Baldo pirinç mi? Evet pilavda baldo. Bak onlar da burada işte. Evet pirinçler buradaymış görmedim. Bugün ana yemek sırası masada geldiğinde az kuru pilav çek diyeceğim Ali Fuat Bey'e. Çünkü esnaf lokantasında olduğu gibi aynı şekilde. Ha, yanında da üstelik acı biber isteyeceğim. Turşu isteyeceğim. Bitti mi Ali Fuat? Bitti. Dakikam var mı? Tam 4 dakikam var. 4 dakika kala bitirdim. Tebrik ediyorum Ali Fuat. Sence bunlar kaç para tutar? 400-450 falan. Hadi bir an önce kasaya gidelim. Alışverişi tamamlayan Ali Fuat bakalım 600 liralık bütçesini aşacak mı? Melek ne kadar tuttu? 440. Oh be 450 demiştim gürbüz. Gerçekten bravo Ali Fuat. Tebrik ediyorum seni. Paramın üstünü ver. Hem erken bitirdin hem de para arttırdın. Biz de öyle tasarruf. Bu devir tasarruf devir. Torbaların bir kısmını ben aldım merak etme. Tamam. Rizeli yarışmacımız Ali Fuat yemeklerini yapmak için mutfağa dönüyor.